Paşa'da hayata geçirdiği Piyale Paşa İstanbul Projesi'nde yaşam başladı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Pınar'la birlikteyiz. Adnan Bey, bugün Piyale Paşa İstanbul Projesi'nde yaşamın başladığına dair bir basın toplantısı düzenlediniz. Evet. Biz de 1,5 yıl önce buraya çıkıp inşaat halindeyken röportaj yapmıştık. Bugün doğru. Yaşam başladı. Kaç konut teslim ettiniz ilk etapta, sizden dinleyelim. Şu anda 220 civarında konut teslim ettik. İşte her ay bir 100 konut yaparak yıl sonunda 450 konutu teslim etmiş olacağız. Taşınanlar çok mutlu. Çok beğendiler. Bize çok teşekkür ettiler. O da bizi mutlu etti. Devam ediyoruz. Yıl sonuna, önümüzdeki senenin sonunda toplam 990 konutu teslim edeceğiz inşallah. Teslim edilecek. İlk etabı 220 konut başladı. Evet. Diğer etaplar da arka arkaya ay mı teslim edecek? Nasıl? Evet, aşağı yukarı bitti. Şu anda işte tamamıyla son rutuşları yapılıyor. Yıl sonuna kadar bir 500'e yakın konut teslim edilmiş olacak. Tamamının teslim edilmesi. 2019'un sonunda. Tamamen 2019'da da. 1990 konut teslim edilmiş olacak. 2020'de de ticari alanların inşaatları bitmiş olacak. Evet, biraz projeden bahseder misiniz? Nasıl bir proje oldu? İçinize sindi mi bu proje sizin? Çok uzun ve zor bir proje oldu. Bu Türkiye'deki özel sektörün yaptığı en büyük kentsel dönüşüm projesi. Burada çok büyük mücadeleler oldu, büyük müzakereler oldu diyeyim hak sahipleriyle. Onlar biraz işi uzattı. Ama sonunda burada kimsenin gönlü incinmeden, herkesle mutabakata varılarak anlaşmalarımızı yaptık. İnsanlarımız yani anlaştıkları için çok mutlular. Kolay değil yani, bizim bu projeyle ilgili bir 10 sene geçmişimiz var. Onun için zor bir proje oldu diyorum. Evet, buradaki gecekonduların yerinde şu an çok lüks, modern konutlar yükseliyor. Gerçekten bu da çok heyecan verici bir şey olsa gerek sizler için. Yani bunu biz tabii gurur duyduk yaptığımızda da, ama buradaki hak sahipleri de düşündüklerinin çok üstünde bir değere sahip oldular. Evet. Güle güle otursunlar diyorum. Değer demişken, şu an konutlar nasıl bir değer kazandı? Yaklaşık 2,5 yıl önce start verdiniz satışlara ve şu anda da ilk teslimler yapıldı. %60'ın ne kadar kazandı? %60'ın üstünde kazandılar. Bu hep böyle oluyor. Bundan sonra, bu yaşamdan sonra da kesinlikle değer artışı olacak. Şu anda ben Türkiye'de veya İstanbul'da konut almanın en uygun olduğu zamanı söylüyorum. Çünkü böyle ekonomik sıkıntıların, krizlerin olduğu dönemlerden konut fiyatları çok aşağılara vurmuştu ki, bu tarihinde ben böyle bir şey görmedim. Şu anda firmalar maliyetine veriyorlar. Ama eminim ki 1-1,5 senelik bir projeksiyon yaptıkları vakit eminim %100 kazanacaklardır. Konut almanın aslında tam zamanı konutta. Bundan sonraki dönemde trend nasıl gidecek? Arsa fiyatları düşeceği yönünde. Arsa fiyatları düşecek ama konut fiyatları şu anda, yani inşaat ve işte arsa ve inşaat maliyetleri, işte finansman, genel idari giderler masraflarını koyup maliyeti ne satıyor bütün firmalar? Yani şu anda akıllı olan konut alır bence. Konut alır. Yatırım. Siz burada vadelendirme yapabiliyor musunuz? Yapabiliyoruz. Evet. Kendi yani çalıştığımız bankalarımızda 60'a kadar vade yapabiliyoruz. Orada da 0.98 faizden üstünü biz kompanse ediyoruz. Ama bankasız gelmek isteyenler %35'ini, 5'in gerisini 36 ay vadeyle herhangi bir faiz uygulamaksızın bizden alabiliyorlar. İstanbul'un, daha doğrusu Türkiye'nin özel sektördeki en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiniz. Bundan sonraki süreçteki hedefleriniz nedir? Kentsel dönüşümle alakalı devam edecek misiniz? Planlarınız var mı bu yönde? Yani görüşmelerimizin olduğu değişik projeler var. İçinde kentsel dönüşüm olanlar da var, olmayanlar var. Neticede yapılacak etütler, projeler, fizibiliteler bize hangisine gideceğimizi karar verecek. Ama şu anda elimizde yeterince iş var zaten. Öyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.